Uzun, upuzun yıllar önce, henüz 6 yaşındayken bir kitapta olağanüstü bir resim görmüştüm. Yaşanmış Öyküler isimli bu kitap, balta girmemiş ormanlarla ilgiliydi. Kitaptaki resim, bir boa yılanının vahşi bir hayvanı yutuşunu gösteriyordu. Şöyle yazıyordu o kitapta: boa yılanları ağlarını çiğnemeden bütün olarak yutarlar. Daha sonra hareket edemez ve kurbanların sindirene kadar 6 ay boyunca uyurlar. O günlerde balta girmemiş ormanlardaki maceralar hakkında fazlaca kafa yormuştum. Ardından renkli bir kalemle epey çabalayarak ilk resmimi çizmeyi başardım. Yaptığım başyapıtı hemen büyüklere gösterip resmimin onları korkutup korkutmadığını sordum. Yanıtları şöyle oldu: bir şapkadan neden korkalım? Oysa resmim şapka ile ilgisi yoktu. Fil yutmuş bir boa yılanını gösteriyordu. Bunun üzerine büyükler anlayabilsinler diye boa yılanın içini gösteren bir resim daha çizdim. Büyükler her zaman açıklamalara ihtiyaç duyarlar. Büyükler boa yılanlarının içini ya da dışını çizmeyi bir yana bırakıp coğrafya, tarih, aritmatik dil bilgisiyle ilgilenmemi tavsiye ederler. Böylece 6 yaşındayken harika bir ressam olma fırsatını tepmiş oldum. Cesaretimi asıl kıran 1 ve 2 numaralı yapmış olduğum resimlerdeki başarısızlıktı. Büyükler hiçbir şeyi kendi başlarına anlayamazlar. Dolayısıyla sürekli olarak onlara açıklamalar yapmak çocuklar için yorucu bir iş oluyor. Böylece kendime başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve uçakları uçurmayı öğrendim. Dünyanın neredeyse her yerine uçtum. Bu sırada coğrafyanın çok işime yaradığını inkar edemem. Bir bakışta Çin'i Arizona'dan ayırt edebilirim. Eğer geceleyin yönünüzü kaybetmişseniz bu tür bilgiler çok işe yarar. Yaşamım boyunca önemli birçok insanda bir sürü ilişkim oldu. Yetişkinlerle çok zaman geçirdim. Onları yakından tanıdım. Ancak onlar hakkındaki düşüncelerim pek değişmedi. Ne zaman anlayışlı ve zeki görünen bir yetişkinle karşılaşsam yanımdan ayırmadığım bir numaralı resmimi ona gösteriyorum. Karşımdakinin gerçekten kavrama yeteneğinin olup olmadığını anlamak istiyorum. Ancak bana verilen yanıt genellikle hep aynı oluyordu: bu bir şapka. Bu durumda ne boğa yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz etmenin bir anlamı kalıyordu. Hemen onun düzeyine iniveriyor, bir işten, golften, siyasetten, kravatlardan falan söz etmeye başlıyordum. O da akıllı biriyle tanıştığı için son derece memnun oluyordu.